İyi günler değerli arkadaşlar. Üçüncü haftaki dersimizle yine sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Bu hafta ayrık zamanlı sistemler ve özelliklerini göreceğiz. Evet, dersimize başlıyoruz. Ayrık zamanlı sistem. Şekil 1.9'da görüldüğü gibi ki bir sonraki slaytta bu şekli göreceksiniz. Xn giriş işaretini bir yn çıkış işaretine dönüştüren bir dönüşüm kuralıdır. Xn ve yn sonlu sayıda genlik değeri alabiliyorsa bu sistem ayrık zamanlı sayısal sistem olarak adlandırılır. Giriş ve çıkış ilişkisi sembolik olarak bir sonraki slaytta göreceğimiz gibi şekil 1.9'daki gibi gösterilebilir. Hatırlayacaksınız bu ana kadar ilk ve ikinci hafta işaretlerle ilgilenmiştik ve işaretlere tanıtmıştık. Bu hafta sistemlere geçtik ve sistemlerin özelliklerini tanımaya başladık. Evet, sistemi görelim bir sonraki slaytta. Gördüğünüz gibi bir xn girişine yn çıkışını veren olguya sistem adını vermekteyiz. Gördüğünüz gibi şekil 1.9 xn girişli ve yn çıkışlı ayrık zamanlı bir sistemi ifade etmektedir. Sistem gösterimi iki şekilde verilmektedir. Biz bunlardan bir tanesini kullanacağız. Önce küme parantezi içerisindeki bir xn girişine karşılık sistemin vermiş olduğu çıkış yn olarak yine küme parantezi içerisinde gösterilmekte ve bu aradaki ok operatörü sistemi tanımlamaktadır. Aradaki ok operatörü sistemi tanımlamaktadır. İkinci sistem gösterimi ise yn eşittir t köşeli parantez içerisinde xn şeklindedir. Buradaki t operatörü sisteme ilişkin dönüşüm kuralını gösteren matematiksel bir operatördür. Bundan sonraki derslerimizde biz ikinci gösterimi tercih edeceğiz ve sistem için bu ikinci gösterimi kullanacağız. Şimdi sistemlere ait özellikleri tek tek görmeye çalışacağız. Bu özellikleri başlık olarak kısaca sıralayacak olursak, birincisi doğrusallık, ikincisi zamanla değişmeme, üçüncüsü nedensellik ve dördüncüsü ise kararlılık olarak karşımıza çıkacak. Öncelikli olarak doğrusallık yani lineerlik özelliğinden başlıyoruz. Bir sistemin doğrusallığı, çarpımsallık ve toplamsallık ilkelerini sağlamasıyla tanımlanır. Ki biz buna süperpozisyon adı da veriyoruz aynı zamanda. Buna göre herhangi iki giriş dizisi x1n ve x2n sırasıyla y1n ve y2n çıkış dizilerini üretmiş olsun. Bu durumda aşağıdaki eşitlikleri yazabiliriz sistem gösteriminden hareketle. Dolayısıyla buradaki x1n girişi y1n çıkışını üretiyor. Burada da x2n girişi y2n çıkışını üretmekte. Evet, A ve B herhangi iki sabit sayı olduğuna göre T sisteminin lineer yani doğrusal olabilmesi için gerek ve yeter koşul aşağıdaki ifadeyle verilmiştir. Bakınız arkadaşlar, sistemin doğrusal yani lineer olabilmesi için bu şartın sağlanıyor olması gerekir. Öncelikli olarak sistemin girişine x1 işareti uygulandığını düşünüyoruz. İkinci olarak da x2 işareti uygulandığını düşünüyoruz. x1 işareti uygulandığında biz x1n yerine ax1n koyuyoruz. x2n yerine de bx2n koyuyoruz. Bu durumda bu sistemi parçalayabiliriz. Toplamsallık özelliğinden dolayı şayet sağlanıyorsa tabii. Ayrı ayrı gösterebiliriz. Yani toplamsallık özelliği sağlanıyor ise şu iki ifadeyi ayırarak yazabiliriz. Bu iki ifadeyi ayırarak yazdıktan sonra bu A katsayılarını ve B katsayılarını sistemden dışarı alabiliyor isek bu da çarpımsallık özelliğinin sağlanıyor olduğunu gösteriyor demektir. Bu durumda şu eşitliğin yani yukarıdaki
T AX1N artı BX2N eşitliğinin neye eşit olması gerekiyor? Sistem doğrusal ise şayet ki bu aynı zamanda toplamsallık ve çarpımsallık özelliklerinin aynı anda sağlandığını gösterir. Bu durumda yukarıda verdiğimiz birinci eşitliğin AY1N artı BY2N'e eşit olması gerekmekte. Bu koşulu yani yukarıdaki bu koşulu sağlamayan sistemler doğrusal olmayan veya nonlineer sistemler olarak adlandırılmaktadırlar. Şimdi doğrusallık ile ilgili iki tane örnek vereceğiz. Bunlardan birincisi hemen okuyalım. Sayısal süzgecin xn girişine cevabı aşağıdaki gibi ise yani neymiş? Yn eşittir 6x kare parantezinde n eksi 3 ise bu sistemin doğrusallığını araştırınız denmekte. Şimdi gördüğünüz gibi burada sadece sisteme bir tane giriş uygulanmış. O da x girişi. Yani x1 ve x2 diye ayrılmamış. Dolayısıyla burada toplamsallık özelliği zaten söz konusu değil. Sadece çarpımsallık özelliğinin sağlanıp sağlanmadığına bakacağız. Aksi takdirde sisteme x1 ve x2 gibi iki giriş uygulanmış olsaydı veya öyle düşünüyor olsaydık o zaman toplamsallık özelliğinin de sağlanıp sağlanmadığına bakacaktık. Ama burada sadece bir tane xn girişi sisteme verildiğinde sistemin çıkışı ne olarak elde edilmiş? Yn eşittir 6x kare parantezinde n eksi 3 olarak elde edilmiş. Şimdi bu sistemin doğrusal olup olmadığına bakalım. Dönüşüm kuralından hareketle aşağıdaki ifadeyi yazabiliriz. Yani ne yazıyoruz arkadaşlar? Bu sistemde x gördüğümüz yere ax yazıyoruz. X gördüğümüz yere yani şu köşeli parantez içerisinde x gördüğümüz yere ax yazıyoruz. Bu durumda bu sistemde de x gördüğümüz yere ax yazmamız gerekmekte. Şurada x gördüğümüz yere ax yazdığımızda o zaman şuradaki eşitlik yani t köşeli parantez içerisinde axn neye eşit oluyor gördüğünüz gibi? 6 a kare x kare parantezinde n eksi 3'e eşit olmuş oluyor. Şimdi bir bağıntıya daha bakmamız gerekiyor. O da yukarıda göstermiş olduğumuz bakalım a ile y1n'i çarptığımızda bu elde etmiş olduğumuz son ifadeye eşit çıkıyor mu? Yani şu ifadenin bakınız şu ifadenin şuna eşit olması lazım. Şayet sistemin iki giriş olmuş olsaydı o zaman da bu ifadenin de şuna eşit olması gerekmekteydi. Dolayısıyla sadece bir tane giriş olduğundan dolayı bir tek biz buna bakıyoruz. Hemen son elde etmiş olduğumuz bağıntıdan sonra AYN'e de bakalım. AYN'e de. YN'imiz neydi? TXN idi. Bunu A ile çarptığımız zaman 6 A 6X kare N eksi 3 elde edilir. Burada A'nın birden farklı olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi bakınız bir bunu elde ettik. Bir de bir önceki slayttaki ifadeyi. Hangi iki ifadenin birbirine eşit olması lazım? Şu ifadenin hemen bir sonraki slayttaki şu ifade eşit olması lazım. Bakıyoruz eşit mi? Burada a 6x kare n eksi 3 var. Bir önceki slaytta 6 a kare x kare n eksi 3 var. Dolayısıyla bu iki ifadenin birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Yukarıda verilmiş olan iki bağıntıdan da aşağıdaki eşitsizliği verebiliriz. Dolayısıyla şu şart sağlanmıyor. Bu şart sağlanmadığı için de bu eşitsizlikten dolayı da bu süzgecin ya da sistemin ya da filtrenin doğrusal veya doğrusal olmadığını yani lineer olmadığını söyleyebiliriz. Bu örnekten sonra şimdi ikinci bir örnek verelim. Sayısal süzgecin xn girişine cevabı aşağıdaki gibi verilirse yani nasıl verilmiş? Yn eşittir txn. O da ne eşittir? N kare xn artı 2 şeklinde verilmiş. Sayısal süzgecin xn girişine cevabı aşağıdaki gibi verilirse sistemin veya süzgecin veya filtrenin doğrusal olup olmadığını araştırınız deniyor. Hemen yukarıda yaptığımız gibi önce sistem ifadesinde neyi koymamız lazım? X gördüğümüz yere A x koymamız lazım. Burada sadece bir tane giriş verilmiş. Yani xn girişi verilmiş ve bu xn girişine karşı sistemin vermiş olduğu yn çıkışı verilmiş. Şayet
Bu xn değil de x1n olarak verilmiş olsaydı, o zaman y1n nasıl elde edilmiş olacaktı? y1n eşittir n kare x1 n artı 2 şeklinde verilmiş olacaktı. x2 girişi uygulanmış olsaydı, bu durumda da y2n eşittir n kare x2 n artı 2 şeklinde verilmiş olacak idi. Buradan hareketle sanki bir giriş değil de bu sisteme iki giriş uygulanmış ve iki çıkış elde etmiş gibi düşündüğümüzde, o zaman önce gösterdiğimiz ifadeyi, bağıntıyı burada yazmak suretiyle, bakınız, x1 gördüğümüz yere ax1, x2 gördüğümüz yere de bx2 yazacağız. Buradan hareketle x1 gördüğümüz yere ax1 yazdığımızda karşımıza ne çıkacak? N kare a x1 n artı 2. N kare a x1 n artı 2. Peki x2 gördüğümüz yere bx2 yazarsak bu durumda da ne çıkacak arkadaşlar? N kare b x2 n artı 2 çıkacak. Şimdi bakınız şu kural toplamsallık kuralı. Bu iki ifadeyi birbirinden ayırabilirsek şayet toplamsallık kuralı sağlanmış olacak. Gördüğünüz gibi bu iki ifadeyi birbirinden ayırabiliyoruz. Ne çıkıyor sonuç itibariyle? A n kare x1 n artı 2 artı b n kare x2 n artı 2. Bakınız buradaki sistem içerisindeki a'ları da dışarı alabilirsek ki gördüğünüz gibi alabiliyoruz. Aldığımızda karşımıza ne çıkacak? A n kare x1 n artı 2. Yine burada da b'yi dışarı aldığımızda n kare x2 n artı 2 çıkacak. Dolayısıyla buradan hareketle şu son tahlildeki şu ifadenin sağlandığını görmektesiniz. Ve buradan hareketle de ne diyoruz? Bu süzgeç ya da filtre ya da sistem doğrusaldır veya lineerdir diyoruz. Bu iki giriş için yaptığımız çözümü bir giriş içinde yapabiliriz. Hemen onu görelim. Tek giriş için aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz. Gördüğünüz gibi sistem ifadesinde x gördüğümüz yere ax koyuyoruz. X gördüğümüz yere ax koyduğumuzda sistemimiz neye eşit oluyor? Yani t axn xn ifadesi neye eşit oluyor? N kare axn artı 2'ye eşit oluyor. Aynı zamanda txn'i a ile çarptığımızda ki bu neye eşit oluyor? ayn'e eşit oluyor. Bu durumda da ayn yani şurası txn ifadesi yn eşit olduğundan dolayı yn gördüğümüz ifadeyi a ile çarptığımızda a n kare x n artı 2 sonucunu elde ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi sadece çarpımsallık özelliğinin sağlanıp sağlanmadığına bakıyoruz. Çünkü sadece tek girişimiz var. Birden fazla girişimiz olmuş olsaydı aynı zamanda toplamsallık özelliğinin de sağlanıp sağlanmadığına bakacak idik. Buradan hareketle çarpımsallık özelliği sağlandığından dolayı şu eşitlik sağlanmış demektir. O halde sistemin doğrusal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sistemlerle ilgili ikinci özelliğimiz zamanla değişmezlik özelliği ya da zamanla değişip değişmeme özelliği. Önce tanımımızı verelim. Sayısal bir sistemin giriş çıkış ilişkisi zamanla değişmiyorsa sistem zamanla değişmeyen olarak adlandırılır. Bu sistem uygulanan bir x giriş dizisine uygulama anından bağımsız olarak aynı y çıkış dizisini üretiyor demektir. Bu tanımımızı bir daha tekrar edelim. Bu sistem uygulanan bir x giriş dizisine uygulama anından bağımsız olarak aynı y çıkış dizisini üretiyor demektir. Bir sonraki slaytta göreceğimiz şekil 1.10'da gösterildiği gibi bir sistemin zamanla değişmez olması için gerek ve yeter şart sistemin tüm ilk koşulları sıfır olmak üzere tüm girişler için aşağıdaki şartın sağlanmasıdır. Neymiş o şart arkadaşlar? Bakınız burada sistem kuralı tanımında x gördüğümüz yere ne koyuyoruz? Xn eksi k koyuyoruz. Şuradaki yn ifadesinde de n gördüğümüz yere n eksi k koyduğumuzda bu eşitlik sağlanıyor ise sistem zamanla değişmez diyoruz. Bu son söylediğim cümleyi tekrar ediyorum. Bakınız buraya dikkat ediniz lütfen. Sistem tanımında xn gördüğüm yere
xn eksi k koyuyorum. Tekrar ediyorum. Xn gördüğüm yere xn eksi k koyuyorum. Çıkış ifadesinde de yn tanımı içerisindeki n gördüğüm yere bakınız. N gördüğüm yere n eksi k koyuyorum. Bu bağlantı sağlandığında sistem zamanla değişmez diyoruz. Şimdi bunu grafik üzerinde anlamaya çalışalım. Bakınız bir giriş işareti söz konusu. Neymiş o? Xn. Bu işareti isterseniz bir irdeleyelim. Bu işaret nasıl bir işaret? Sıfırdan yani n'in sıfırdan önceki değerleri için, eksi değerleri için işaret sıfır. Bir kere buradan görmektesiniz. N'in 0, 1, 2, 3 ve 4 değerleri için belli bir genlik değerine haiz giriş. Girişimiz belli bir genlik değerine ait. Bu genlik değerinin ne olduğu önemli değil. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. 4'ten sonra yani 5 değerinde n'in 1, 2, 3, 4 ve 5. değerden sonra n'in 5. değerinden sonra sürekli olarak girişlerimiz neymiş? Sıfırmış. Şimdi bu girişe sistemin vermiş olduğu cevap şöyle aşağıda görülen gelişigüzel bir çıkış. Gördüğünüz gibi herhangi bir özelliği olmayan bir çıkış. İşte sıfır anında belli bir genlik değeri var. N'in bir anında belli bir genlik değeri var. 2 anında başka bir değeri var. 3 anında başka bir genlik değeri var ve böyle ila nihaya devam edip gitmekte. Şimdi bakınız. Şayet giriş işaretimizi k kadar ötelersek. Ama bakınız biçimi değişmiyor. Giriş işaretimizin biçimi değişmiyor. K kadar öteledik. Ne oldu giriş işaretimiz? X, n, eksi k oldu. K kadar öteliyoruz ama format ya da biçim değişmiyor. Girişin biçimi değişmiyor. Bu durumda biçimi değişmemek üzere girişi k kadar ötelediğimizde çıkışın da biçimi değişmemek üzere k kadar öteleniyorsa çıkışta yani elde etmiş olduğumuz çıkışta biçim değişmemek üzere k kadar öteleniyor ise bu sistem zamanla değişmez bir sistem adını alır. Gördüğünüz gibi şekil 1.10 zamanla değişmeme kuralını anlatmakta. A'da sistemin xn girişine cevabı verilmiş. Şurada. B'de de sistemin geciktirilmiş n xn eksi k girişine cevabı verilmiş. O da y n eksi k olarak verilmiş. Evet, şimdi zamanla değişmeme özelliği ile ilgili iki tane örnek göreceğiz. Örneğin sayısal bir sistem aşağıdaki denklem ile karakterize edilmiş olsun. Ne o denklem? Yn eşittir 8n xn. Bakınız, bu ne demek? Sistem xn girişine yn eşittir 8n xn cevabını veriyor. Bu sistemin zamanla değişmezlik özelliğini inceleyiniz. Yani bu sistem zamanla değişiyor mu, değişmiyor mu? Bunu inceleyiniz denmiş. Hemen çözüme geçelim. Bakınız, sağlanması gereken özellik neydi? Hemen şöyle iki slide geri dönelim. Sağlanması gereken özellik buydu. Hatırlayalım ne demiştim? Sistem ifadesinde xn gördüğümüz yere xn eksi k koyacağız. Çıkış ifadesinde de n gördüğümüz yere n eksi k koyacağız. Şimdi hemen geri dönelim örneğimize. Sistem ifadesi neydi? Txn idi. Txn'de xn gördüğümüz yere xn eksi k koyuyoruz. Evet, şu ifade txn ifadesiydi. Ne koyuyoruz? Xn gördüğümüz yere xn eksi k koyuyoruz. O zaman ne olur? 8n xn eksi k. Bakınız, xn gördüğümüz yere xn eksi k koyuyoruz. Lütfen buraya dikkat ediniz. Xn gördüğümüz yere xn eksi k. N gördüğümüz yere değil. Bakın şurada. N gördüğümüz yere değil. Xn gördüğümüz yere xn eksi k koyuyoruz. Bu durumda txn eksi k ifadesi ne eşit olur? 8n xn eksi k. Peki şurada yn ifadesinde n gördüğümüz yere n eksi k koyarsak yani yn ifadesinde eşitliğin sağ tarafında n gördüğümüz yere hem burada hem de burada n eksi k koyarsak hangi sonuç karşımıza çıkar? Evet, şuradaki sonuç karşımıza çıkar. Dolayısıyla n gördüğümüz yere n eksi k koyduk. Burada da xn ifadesi vardı. X'in içerisindeki n'in yerine n eksi k koyduğumuzda y n eksi k eşitliği ne eşit olur? 8 n eksi k çarpı x n eksi k eşit olur.
Peki bu terim ile, bu bağıntı ile bir önceki slaytta elde etmiş olduğumuz şu bağıntı birbirine eşit olur mu? Zamanla değişmemesi için bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekiyor. İyi de hatırlayınız lütfen. Bu iki ifade birbirine eşit olmadığı için gördüğünüz gibi bu eşitlik sağlanmadığından ve dolayısıyla eşitsizlik sağlandığından bu durumda sistemin zamanla değişir olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi zamanla değişmeme ile ilgili bir başka örnek verelim. Aşağıdaki fark denklemi ile ifade edilen sayısal sistemin zamanla değişip değişmediğini gösteriniz denmiş. Gördüğünüz gibi bakınız y(n) ifadesi nedir? txn'e eşittir. O da xn artı 4xn eksi 3 şeklinde verilmiş. Bakınız ne yapıyor idik? Şu sistem ifadesinde xn gördüğümüz yere xn eksi k koyuyoruz. Şu ifadede xn gördüğümüz yere xn eksi k koyarsak ne çıkar? Xn eksi k artı 4 xn eksi k eksi 3 çıkar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi eğer öyle çıkarsa peki bir de şuradaki yn ifadesinde n gördüğümüz yere n eksi k koyar isek şayet yn ifademiz neydi? O da xn idi. Burada n gördüğümüz yere n eksi k koyarsak xn eksi k olacak. Burada da yine n gördüğümüz yere n eksi k koyarsak n eksi k eksi 3 olacak. Bu durumda da hem txn eksi k hem de yn eksi k yn eksi k neye eşit olmuş olur? Xn eksi k artı 4 xn eksi k eksi 3 ifadesine eşit olmuş olur. Buradan da hareketle eşitlik sağlandığından dolayı sistem zamanla değişmezdir deriz. Gördüğünüz gibi bir önceki örnekte sistemin zamanla değiştiğini, bir sonraki örnekte de yani 1.6 örneğinde de sistemin zamanla değişmez olduğunu görmektesiniz. Şimdi sistemlerle ilgili üçüncü özelliğe geldik arkadaşlar. Bu da nedensellik özelliği. Bu bölümde bu nedensellik ve kararlılık özelliklerini kısaca tanıttıktan sonra ikinci bölümdeki, ileriki haftalarda vereceğimiz ikinci bölümde nedensellik ve kararlılığa daha detaylı olarak gireceğiz ve onlarla ilgili örnek yapacağız. Şimdi tanım olarak verip bu şekilde geçeceğiz. Nedensellik tanıma hemen verecek olursak şayet herhangi bir anda sistemin çıkışı sadece o andaki ve geçmişteki girişlerine bağlıysa, bakınız lütfen buraya dikkat ediniz, girişlerine bağlıysa, hangi girişlere bağlıymış? Sadece ve sadece o andaki ve geçmişteki girişlerine bağlıysa. Hemen bu cümleyi açalım. Yani ben yn çıkışından bahsediyor isem, yn çıkışının sistem nedensel olabilmesi için eşitliğin sağ tarafında giriş değeri olarak hangi xn değerlerini görmem lazım? Xn ve xn'den önceki ne olabilir onlar? xn-1, xn-2, xn-3 ve ila nihaya devam edip gidebilir. Ama xn artı 1 ve xn artı 2 girişleri olamaz. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani tanımımıza tekrar geri dönelim. Herhangi bir anda, ki bu herhangi bir anı n anı olarak göz önünde bulundurun lütfen. Herhangi bir anda sistemin çıkışı yani yn çıkışı sadece o andaki ve geçmişteki girişlerine, o andaki giriş eğer o an derken n anını göz önüne alıyor isem o andaki giriş xn girişidir. Dolayısıyla o andaki ve geçmişteki, o andaki giriş xn ise geçmişteki girişlerde xn-1, xn-2'dir. Bunlara bağlıysa o sisteme nedensel sistem adı verilir. Daha açık bir anlatımla nedensel sistemlerde sistemin çıkışının bulunmasında gelecekteki yani xn artı 1, n artı 2, xn artı 3 değerlerine ihtiyaç duyulmaz. Bunların olmaması lazım. Yani yn eşittir ifadesinde, yn eşittir dediğimizde eşitliğin sağ tarafında xn artı 1, n artı 2, n artı 3 terimleri olmaması gerekir. Lütfen buna dikkat ediniz. Hangi terimler olması gerekirmiş? Nedensel olması için sistemin xn, xn-1, xn-2, xn-3 gibi terimler olabilir. Evet, nedensellik terimini de özelliğini de bu şekilde açıkladıktan sonra burada vereceğimiz son özellik, sistemlerle ilgili vereceğimiz son özellik olan
kararlılık özelliğine geçiyoruz. Kararlılık şu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Sınırlı değerli bir giriş dizisinin sınırlı değerli bir çıkış dizisi ürettiği sistemlere kararlı sistemler adı verilir. Tekrar edelim lütfen. Sınırlı değerli bir giriş dizisinin sınırlı değerli bir çıkış dizisi. Yani sonlu anlamında. Buradaki sınırlıyı sonlu anlamında kullanıyoruz. Sonlu anlamında bir çıkış dizisi ürettiği sistemlere kararlı sistemler adı verilir. Bu tanım sınırlı giriş, sınırlı çıkış anlamında kararlılığı ifade eder. Yani M1 ve M2 sonlu sayılar olmak üzere. Bakınız bu tanıma lütfen dikkat edelim. M1 ve M2 sonlu birer sayı olsun. Sonlu sayılar olmak üzere. Tüm N değerleri için, bakınız tüm N değerleri için. Sonlu ve sınırlı giriş için ne olması gerekiyor? Şu koşulun sağlanması gerekiyor idi. Öyle vermiştik tanımda. M1'den küçük ise, M1 gibi bir sayıdan, sınırlı sayıdan küçük ise xn'nin mutlak değeri olan herhangi bir giriş dizisine kararlı sistemin cevabı tüm n'ler için ne olmak zorunda? Yn de yine m2 gibi bir sayıdan küçük olmak zorunda ya da ona eşit olmak zorunda. Bu koşul sağlandığında sistem ne olacaktır? Kararlı olacaktır. Yani bu da sonlu giriş ve sonlu çıkış anlamında kararlılığı ifade etmektedir. Bazı sistemler doğal olarak bu özelliğe sahiptir. Örneğin pasif analog sistemler daima kararlı sistemlerdir. Yine biraz evvel ifade etmiş olduğum gibi nedensellik ve kararlılıkla ilgili daha detaylı örnekleri ilerleyen haftalarda ve ileriki konularda göstereceğiz. Birinci bölüm ile ilgili söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Bu haftaki dersimiz de burada sona eriyor arkadaşlar. Önümüzdeki haftaki dersimizde bir arada olmak üzere kalın sağlıcakla diyorum.